Ne sorarsan sor, yüzündeki yüzünü kapatmıyor işte. Bana evlenme teklif ettiğin gece hayır diyemeyeceğimi biliyordum. O gece bir çocuktum ben. Hayır cevap kabul edemeyecek kadar korkak. Geçmişinden gelen, geleceğine talip olan korkak bir çocuk. Çocuk olmaya vakit bulamadan büyüdüm ben. Sadece bana değil, bütün kötü anılara talip oldun sen. Bir şey hep ilk günkü gibi kaldı. Sana bakarken içi titreyen o çocuk. Bunu benden alma. Bana tutunabileceğim bir şey ver aşkım. Devam edebilmem için bir şans. İzin ver, beraber büyüyelim. Bu aşk mı? Kendime izah edemiyorum. Korkuyorum. Uzak kalmaya çalışırken seni düşünüyorum. Gözünün içine bakarak sana uzak dur diyemiyorum. İçime işledi. Çocuklar için bunu yapmalıyım. Onlar günahsız. Bizim günahımızı onlara bulaştıramayız. Yapamayız bunu. Bir günah işlendiyse o günah benim. Savruluyorum. Kontrolü kaybediyorum. Bana geri dön. Ben o korktuğum adama dönmeden geri dön bana. Biz birbirimize aitiz. Anne çok güzel olmuşsun. Ben çıkıyorum kızlar. Aa anne çok güzel olmuşsun. Elbise çok yakışmış. Olmuş mu gerçekten? Aa anne anlayalım. Böyle olacağını hiç tahmin etmedim. Anne. Efendim Nazlı. Haluk kişisiyle mi buluşacaksın? Dönüyor muyuz? Dönmesek de iyi olur bence. Siz bunu hak etmediniz. Anne. Bunları yaşadığınız için özür dilerim. Ya saçmalama. Biz halimizden gayet memnunuz. Ya ne güzel otelde kalıyoruz işte. Ya biz çok iyiyiz sen merak etme. Değilsiniz işte. Sizi ben sürükledim buraya kadar. Annenizin yaptığı hatanın bedelini siz ödüyorsunuz şu anda. Anne şöyle tuhaf tuhaf konuşma. Sen hata falan yapmadın. Senin biraz kafan karıştı. Bir mola istedin. Geçti. Düzelecek bu da. Ay. Hem Haluk abiyi sevmesen böyle giyinir misin? Üzülecek mi aranız? Bilmiyorum. Aha, fındık fareleri. Bırakın güneşim biraz rahat kalsın. Anne. Ya şimdi sen dışarı çıkıyorsun ya. Biz de mi çıksak? Mesela Tuğçelerle bowling'e mi gitsek? Gidin. Hadi Nazlı hazırlan. Of ben gelmeyeceğim hiç canım istemiyorum. Ben uyuyacağım. Ya Nazlı geleceksin. Gerçekten küserim. Hadi ikiniz beraber gideceksiniz gidin. Hadi Nazlı bak odada otur otur çok böyle bildiğin boğuldum. Hadi git hayatım. Ya beni sürekli niye peşinden sürüklüyorsun bir yerlere? Sen de istiyorsun, doğru söyle. İstemem, yan cebime koy diyorum. Geç kalmayın ama olur mu kızlar? Sen de kendini üzme artık, tamam mı?
Siz benim güzellerimsiniz. Ayrılıyorlar mı yani Rana abla? Yok, hayır, Güneş öyle bir şey söylemedi. Sadece ev tutacağını söyledi. Ayrılamaz onlar. Neden? Yani neden ayrılamasınlar canım? Ay yani Sevilancığım, sen boş ver bunları, Levent'e bak yani. Ne işin var Güneş'le filan? Çocuk meselesi ne oldu? Bunu yeterince konuştuk değil mi Sevilay? Sen neden bu kadar takıldın bu meseleye, onu anlayamadım. Merak ettim sadece. Hoş geldin Sevilay. Hoş bulduk Haluk. Aa Haluk abi, çok yakışıklı olmuşsun. Son günlerde fena haldeydin. Sağ ol İnci, sağ ol. Ben müsaadenizle çıkıyorum. Nereye? Niye sordun? Yani kötü olduğunu duydum. Merak ettim. Kötü olduğunu duydum. Belli ki sen bir şeyler duymuşsun. O yüzden de böyle merak ediyorsun. Söyleyeyim o zaman. Karımı almaya gidiyorum. Ay hadi. Alıp eve geri getireceğim. Karımı almaya gidiyorum. Eve geri getireceğim. Merakını giderebildin mi? Müsaadenizle abla. Haluk, bekler misin? Şş, bana bak. Ya bunlarınkisi de ne büyük aşk ya. Romanlara konu olur vallahi. Ben bir tuvalete gideyim. Ne oldu? İyi misin? Olacağım. Bak her ne olursa olsun sana yakışan bir olgunlukla davranılır mı? Anlamadım. Sen bu aileyi temsil ediyorsun. Buna yakışan bir zarafetle davranılır mı? Sen benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun? Yok yok, hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Ablan olarak her zaman yanındayım. Bunu bil istedim. Merak etme. Bu gece her şey yoluna girecek. Güneş evine dönecek. Sağ ol. Ne düşünüyorsun? Sana evlenme teklif ettiğim anı. Ne güzel dedim. Kim bilir nasıl saçmalamıştım. Söylediklerin sanki az önce söylemişsin gibi aklımda. Sen hatırlıyor musun? Ne söyledim? Yani bak, beni yanlış anlama. İşte sen çok fazla mükemmelsin. Hani neden ben diye sormadan edemiyorum ki. Sen biraz fazla mükemmelsin. Ya ne bileyim, neden ben diye soruyorum bazen kendimi. Hatırladın mı? Sen ne cevap vermiştin? Hatırlamıyorum. Sen yıllardır görmeyi beklediğim bir rüyasın. Ve ben o rüyadan uyanmak istemiyorum. Çünkü sen hayatım boyunca görmek istediğim bir rüyasın ve ben rüyadan uyanmak istemiyorum. Çok mu saçmaladım? Sen böyle saçmalayacaksan saçmalamaya devam et. Galiba benim kendimi biraz daha fazla sevmem gerekiyor. Unutmamışız demek ki. Ben oraya geri dönmek istiyorum başladığımız ara. Gerçekten yani. Nazlı bağıra çağıra şu kapıdan girsin istiyorum. Her şeyinden başlamak istiyorum. Ben de. Dönecek misin bana?
Seni buraya yüz yüze bir şey konuşmak için çağırdım ben Haluk. Tamam, işte ben döneceğini söylemeni bekliyorum. Ben ev tuttum. Kızlarla bir süre orada yaşayacağız.